Arkadaşlar, polinom mat 2'nin ilk konusudur. Ve bunu buradaki P'deki ifade zaten bize polinom olduğunu gösteriyor. Bu P olur, Q olur. Ama şöyle bir ifade, parantezli bir ifade olduğu zaman Px x olur, Mx olur. Bu hep polinomdur, bu ifadeler. Ama kitaplarda her zaman şöyle Px direkt ilk ifadeyi verir ama her zaman öyle değildir. Kafanız karışmasın. Px ifadesinin polinom olabilmesi için önemli arkadaşlar. Yani diyor ki bir polinom diyebilmem için benim x'in üstlerinin doğal sayı olması lazım. Sayılar konusunu bu yüzden işledik arkadaşlar. Doğal sayı neydi? Sıfırdan başlayıp 1, 2 ve sonsuza giden sayılardı. Peki bu sayılar nasıl bir özellik? Artı, pozitif sayılar yani. Doğal sayılar aynı zamanda pozitif sayılardı. Uyarı verdik. Yeniden tekrar söylüyoruz. X'in üstü doğal sayı. Bakın, doğal sayı olduğu zaman polinom. Hemen soru çözüyoruz. Ne diyoruz? Px eşitmiş x üzeri n eksi 2 eksi 3x üzeri z eksi n artı x. Polinomunun polinom olduğuna göre bize diyor ki yani polinom ne demek demiştik? X'in üstü doğal sayı. Yavaş yavaş gidiyoruz arkadaşlar. Hiç acelesi yok. Sorular çözdüğümüz zaman çünkü buralara gelmeyeceğiz geri. O yüzden başta yavaş. Hiç bilmeyen arkadaşlar için yavaş. Bilen arkadaşlar atlayabilir. N'in alabileceği değerler toplamı kaçtır diyor. Arkadaşlar neyi biliyorum? N eksi 2. N eksi 2. Büyük eşit 0 yazıyorum. Neden arkadaşlar? Şimdi ben şu ifade büyük eşittir 0 yazarsam şu demek, şuradaki çizgi buradaki ifadeye de dahil ediyorum demektir. O zaman ne demektir? 0, 1, 2 ve sonsuza doğru giden sayılar için bir eşitsizlik yazıyorum. Bu konuyu değiştireceğim yine. Bunu yaparken eksi 2'yi şu tarafa atıyorum. İşaret değiştiriyor. N büyük eşittir 2 diyorum arkadaşlar. Bu bir tane denklemi. Diğer x üzeri için de geçerli bu. O da nedir? 7 eksi e büyük eşit 0. Bu sefer neyi bu tarafa atıyorum arkadaşlar? 7 büyük eşit n. İki tane benim eşitsizliğim var. Bir tanesi bana diyor ki n büyük eşittir 2'den. Yani ne demek istiyor? N 2, 3, 4 böyle sonsuza doğru gidiyor. Diğerinde bana ne diyor? 7 büyüktür n'den. O zaman nedir? 7 de dahil. 7, 6, 5. Bu nereye kadar gidiyor? 4, 3, 2, 1, 0'a kadar gidiyor. İşte bu durumda benim bilmem gereken şey şu. Ben ikisinin ortak olan kısmı almam lazım. Bu da 2'den başlayıp 7'ye kadar giden bütün sayıların toplamıdır. Çünkü her ikisinin de denklemi sağlayabilmesi için n'nin aynı değeri alması lazım. O zaman nedir? 7, 6, 5, 4, 3, 2 sayılarının toplamı n'nin alabileceği değerlerin toplamıdır. Bu da topladığımız zaman 23'tür. Cevabım 23. Tekrar ediyorum arkadaşlar. Ne yaptık? Polinom olduğuna göre dediği için x'in üzeri doğal sayı dedik. Doğal sayılar kaçtan başlıyordu? 0, 1, 2, 3 sonsuza kadar gidiyordu. O zaman n eksi 2 dedik. 0'a da eşit olacağı için büyük eşittir 0 dedik. Sonra aynısını diğer içinde yaptık. 7 eksi n büyük eşittir 0. Bu değer aralığını bulduk. Bu ifade için 2, 3, 4 sonsuza kadar giderken bu ifade için 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0'a gidiyor. İkisinin
ortak sayıları olması lazım. Yani aynı sayılar olması lazım. Çünkü neye ben bir sayı vereceğim, ikisi için de yapacağım. İkisinde aynı aralık olanları denklemi katıp sağlamam lazım. O da nedir? İkisinde de 7 var, ikisinde de 6 var, ikisinde de 5 var, ikisinde de 4, ikisinde de 3, ikisinde de 2 var. Bu iki denklemimde. Öylelikle yapıyoruz. Daha sonra çözeceğiz bununla ilgili arkadaşlar. Yine bir özelliğim var. Not demişim. Herhangi bir AP x üzeri p teriminde AP sayısının terim katsayısı deniliyor. X'in kuvveti olan p sayısında terimin kuvveti deniliyor. Şimdi bunu ben direkt sorularda zaten göstereceğim. Derecesi en büyük olan terimin derecesi polinomun derecesi deniliyor. Şimdi şuraya bakalım. Bir şeyin yani bu polinomun derecesi 4 ise arkadaşlar şunu demek istiyor. Polinomuma bakacağım. Eğer polinomun derecesi 4 ise x'in üzeri 5 olan ifadem yani ben şöyle söyleyeyim size aslında. Diyor ki bana px eşittir x üzeri 5 şurası için söylüyorum. X üzeri 5 a çarpı x üzeri 5 olsun artı 3 x üzeri 4 olsun fark etmez. Böyle kalsın. Bu px'in derecesi kaç derse aslında en büyük olanın derecesine bakıyorum. Diyorum ki polinomun derecesi 5. Ama burada diyor ki polinomun derecesi 4 diyor. 5 değil. Buraya da bir a vermiş. O zaman a'ya 0 vermem lazım ki bu 5'li ifade kaybolacak. Geri kalan bu zaten 1. 1'i biliyoruz. Görünmeyen bir 1 var. Geriye kalan bu. Şimdi bu 10 eksi b de 4 olması lazım ki sonuçta bir 4 yakalamam lazım. Polinomun derecesi de 4 olsun. Oraya da ne vereceğiz arkadaşlar b'ye? 6 vereceğiz. O zaman b 6 iken a nedir? 0. Toplamları da 6'dır. 6. Sabit polinom dediğimiz zaman da arkadaşlar adı üstünde x'li bir ifadesi yok. Aslında x'in üzeri 0. Buradaki 0 polinomun derecesi. Yani ne demiştik? En büyük derece. O da 0 olduğu için direkt 5 diye yazılıyor. Çünkü x üzeri 0 1 olduğu için 5 çarpı 1'den 5 diye biliyoruz. Bununla ilgili soru çözeceğiz şimdi. Şimdi ne demiş? Sabit polinom olduğuna göre demiş. Ben sabit polinomu biliyorum. Sabit polinom deyince sadece x üzeri 0 denklemde kalacak. Diğerleri yok olacak. Şimdi burada x üzeri 2 var. Bunu yok etmem için benim a'ya eksi 3. Buradaki ifadem 1. Benim burayı da yok etmem lazım. Çünkü ben x üzeri 0 arıyorum sadece. O da ne olması lazım? 2 vermem lazım. Çünkü 2 eksi 2 0. Çarpımda da yuton olacağı için gidecek. Şimdi burası 0. Burası da 0. 0'dan 0 çıksa yine 0. A'ya ne vermiştim? Px için söylüyorum. Px ne kaldı geriye? 0 artı 0 artı A artı B. A'ya ne verdik? Eksi 3. B'ye ne verdik? 2. O zaman Px eşittir. A artı B demiştik. Eksi 3 artı 2. Ya da eşittir. Eksi 3'ten artı 2 yaparsam toplamı eksi 1'dir. Diğer bir soruya bakalım arkadaşlar. Polinom derecesi 0 demiş. X üzeri 0 yani. Sadece x üzeri 0 alacak. Diğerleri 0'a eşitleyiz. Yani buraya baktığımız zaman ne durumda yutan eleman olur? M'ye 2 verirse. Buraya baktığım zaman n artı 2 demiş. Buraya eksi 2 verirse. Bu kareköklere bakmama gerek yok. Çünkü içine 0 yapacağım. Çarpımı da yuton olduğu için hiçbir şey fark etmiyor. O zaman m'ye ne verdim? 2. N'ye ne verdim? Eksi 2. Burası 0'dan 0 gidecek. Geriye kalacak bana 3 çarpı x üzeri 0. O da zaten 3 demek. Yani 0 derecem sağlanıyor. O zaman ben m'yi ne bulmuştum? 2. N'yi ne bulmuştum? Eksi 2. Bu ikisinin çarpımı nasıldı?
artı ile eksinin çarpımı eksi, 2 ile 2'nin çarpımı 4, eksi 4 doğru cevap. Şimdi geldik sıfır polinomu. Aslında adı üstünde sıfır polinomu. Ve x eşittir 0 olacak. Bunun derecesi asla bilinmiyor. Baktığımız zaman, çünkü sıfır yutan eleman olduğu için bana polinom 0 dediği zaman, bakın polinom 0. Polinomun derecesi 0 demiyor. Polinomun derecesi 0 demek, polinomun derecesi 0 demek, x üzeri 0'lı ifade en sonda kalacak. Yani diğerlerini yok edeceğiz. Sadece x üzeri 0 kalacak. Ama polinom 0 demek, px bir polinom, o da eşittir 0'a demek. Şimdi burada bize polinom 0 diyor, biz ona eşittir 0 yaptık. O zaman buraya 0 yapabilmem için a'ya ne vermem lazım? Eksi 2. Çünkü çarpımları yutacak, gidecek. Buraya ne vermem lazım? Eksi 3. Bu da gidecek. Şimdi ben buradaki sayıyı da yok etmem lazım. Çünkü ben eşitlemem gereken şey 0. Buraya da 5 vermem lazım ki 5 eksi 5 0 olsun. Bana hepsinin toplamını soruyor. A'ya ne vermiştim? Eksi 2. B'ye ne vermiştim? Eksi 3. C'ye ne vermiştim? Artı 5. Şimdi eksi 2 ile eksi 3'ün işaretleri aynı olduğu için toplanacaktı. Eksi 5. Bir de artı 5 var. Zıt işaretler birbirinden burada şey yaptığım zaman, çıkardığım zaman o da nedir? Sıfırdır. Polinomda değer bulma. Şimdi arkadaşlar polinomda değer bulma konusu da sürekli rastladığımız bir şey. Şimdi değeri nasıl bulacağız? Ona bakmamız lazım. Bu soruya baktığımız zaman x kareye biz eksi 2 dememiz lazım. Bakın burası çok önemli. X kareye eksi 2 dersek ne olacak arkadaşlar? Şurada. Eksi 2 demiştik. Artı 1 ile toplandığı zaman P ne oluyor? Eksi 1 oluyor. Şimdi ben zaten eksi 1'i soruyorum. Bundan sonraki şu ifadeleri x kareliğe çevireceğiz. Yani üstü sayılarda ilk mat 1 olarak anlatacağım. Bu 4'ü 2'ye ayırabiliyoruz. 2 çarpı 2 diye şeklinde, yani şu ifade aslında şöyle yazılabiliyor. Bu ifadeler de çarpılıyor. O zaman yine x üzeri 4 oluyor. Artı 2 çarpı x üzeri 2 artı 4. Şimdi ben ne biliyorum? X üzeri 2 eksi 2 dedim. Şimdi burası eksi 2. Üzerde 2 var. Artı 2 çarpı eksi 2 artı 4. Şimdi bunu yapalım. Sayılarda ilk konusunda bakın çok önemli olduğunu söylemiştim. Üzeri çiftse işaretine artı yapıyor. Eksiye artı yapıyor. 2'nin 2 tane ile çarpımı, yani 2 üzeri 2 4. Sonra artı 2 ile eksi 2'yi çarpıyoruz. O da nedir? Eksi 4. Artı ile eksi çarpıyoruz. Eksi 2 ile 2'yi çarptık. 4. Artı 4. Artı 4. Şimdi bakalım. Artı 4, eksi 4 zıt işaretler. Birbirinden çıkaracağız. 0. Bir burada artı 4 kaldı. Cevabım o zaman nedir arkadaşlar? 4. Geldik diğer soruya. Bana ne diyor arkadaşlar? 2 değeri için. Polinomun 2 değeri için. Kaçtır diyor. Şimdi şöyle düşünelim. Ben polinoma 2 değeri vereceğim. Ve sonucu nasıl bulacağım diye düşünmemiz lazım burada. Şimdi burada ben direkt x'e 1 verirsem p2 bu durum, ama bu 0'ı geçer. Şimdi x eksi 1 çarpı p x artı 1. Şimdi ben direkt p2 için ben 1 veririm, ama bu 0 olacağı için yutacak. Burada ince bir detay var. Çarpanlara ayırmadan şöyle bir ifadeyi düşünelim. Bunu bir çarpanlara ayıralım. X eksi 2 ile 1 çarpılıyor, eksi 2. X'e x'e diye ayırıyoruz. Bunu da göstereceğim arkadaşlar. Şimdi toplamları artı x edecek.
birini artı birini eksi olarak vermem lazım ki toplamlar artı x etsin. Yazarken de şöyle yazacağım. Çarparken çapraz olarak çarpıp topluyorum. Bunu ayrıca bol bol soru olarak çözeceğim çarpanlar ayrımda da. Yazdıktan sonra x artı 2 x eksi 1. Arkadaşlar x eksi 1 çarpı p polinomu içindeki x artı 1 eşittir x artı 2 çarpı x eksi 1'deki çarpanları götürdüğümüz zaman buradaki ince detayı görüyorsunuz. O da x artı 2. Normalde başta direkt değeri verirsek bir değerini polinom 2 asla bulunamıyor. Ama ben sadeleştirme yaptıktan sonra artık x'e 1 verirsem o zaman ne oluyor? P 1 artı 1'den x 1 artı 2 diyorum. O da P 2 eşittir 3 oluyor. Güzel bir soru buldum sizin için. Bu soru çok güzeldi çünkü. Şimdi bir de bana Px'i sorduğu zaman ben nasıl yapacağım diye soran arkadaşlar için soruyorum. 3x artı 1 şuradaki x'i yalnız bırakacağız arkadaşlar. Bunu da x'e eşiteceğiz şuradaki sayıya. Ama x'lerin tarafına atmayacağız arkadaşlar. Buradaki x'i tek bırakacağız. O yüzden x'in yanına artı 1'i yolluyorum. Ne etti? 3x x eksi 1. Her iki tarafı 3'e böldüğüm zaman buradaki 3 gidecek. X eşittir. X eksi 1 bölü 3. Bu ne oldu arkadaşlar? Bu sayıyı buraya koyduğum zaman bu px'e eşit oluyor. O da eşittir. 2 çarpı x eksi 1 bölü 3 artı 5 de bana px'in sonucunu verecek. Şimdi işlem önceliği olarak çarpmayı bir yapmam lazım. O da parantez içine dağıtıyorum 2'yi. 2x eksi 2 bölü 3 artı 5. Buradan da 3 çarpı 5 15 üstte toplama olarak yazıyorum. 2x eksi 2 artı 15 bölü 3. Bunun sonucu da 2x artı 13 bölü 3 arkadaşlar. Dediğim gibi bu aslında polinomu kafanızda bir şekillendirin diye bir soru. Gelebilir, gelmeyebilir. Öyle düşünmeyin. Yani bu sorular aslında temel kafanızdaki polinomu yer edilmesi. Şimdi sabit terim bulma. Şimdi sabit terimi bulmam için değişken olan x ise artık hangi değişkense oraya sıfır yazıldığı zaman bulunabiliyor. Ben burada size birçok örnek verdim. O örnekleri şimdi beraber yapacağız. Ve bunun sonucunda nasıl yapıldığını öğrenmiş olacağız. Şimdi ben 3 farklı polinomun sabit terimini bir polinom üstünde bulmaya göstereyim. Şimdi bunlar 3 soru yani aslında. Birincisini çözelim. Şimdi Px eksi 1'in polinomun sabit terimi dediği zaman ben ne dedi bana? Değişken olan x'e 0 koy. O zaman nedir? P eksi 1'i soruyor aslında bana. Burada bana baktığım zaman 0 koy dedi. Çarpım durumunda 2 çarpı 0 yuton olduğu için çarpmanı 0. 0 olacak. 0 artı 1, 1. O da P 1'i soruyor demektir bana. X üzeri 2 eksi 2 demiş. 0 koyduğum zaman 0'ın üzeri ne olursa olsun 0. 0 eksi 2 eksi 2. Eksi 2'yi soruyor bana. Bunların sonuçları bana bu polinomun sabit terimini verecek. İşte eksi 1'e bakacağız. Yerine koyacağız arkadaşlar. Tek tek yapalım. Eksi 1. 5 çarpı eksi 1'in karesi. Eksi 4 çarpı eksi 1'in eksi 1'in kübü. Artı x demiştik. Oraya x'e eksi 1 yazıyoruz. Eksi 4. Bunun sonucu çift olduğu için işareti artı. 5 çarpı 1 eksi 4 çarpı. Buradaki şey olduğu için, tek olduğu için işareti eksi kalacak arkadaşlar. Eksi 1 eksi 1 eksi 4. Çarpma işlemlerini yapalım. 5 çarpı 1
5 artı 5 tabii. Eksi 4 çarpı eksi 1 eksi ile eksi çarpılırsa artı 4 ile 1 çarpılır 4. Eksi 1 eksi 4. Eksi 4 ile artı 4 birbirinin zıt işaretlisi olduğu için gitti. Artı 5 eksi 1 daha büyük olanın işaretini alır. Artı farklı işaretler olduğu için çıkardık. 5, 1, 1 çıkarırsak 4 artı 4 olur. Bunun cevabı. Diğerlerini aynı şekilde siz yapın arkadaşlar. Yapamazsınız yine çözeriz. Diğer bir soruya gelelim. Bana bu polinomda sabit terimi yine sormuş. Sabit terimde değişkene 0 verecektik. 0 verdiğiniz zaman aslında bana Q 0'ı soruyor. Burada 0'ı sorduğu için benim X'e 1 vermem lazım. 1 verirsem ne olacak? 0 olacak. O zaman Q 0 eşittir. X 1 için tabi. Ne olacak? 1 için 6 çarpı 1 üzeri 4 eksi 4 çarpı 1 üzeri 2 artı 5. 1 üzeri 4 zaten 1. 6 ile 1 çarpımı 6. Eksi. Bu yine işareti zaten çift olduğu için artı olacak. Eksi 4 ile artı 1'in çarpımı eksi 4 artı 5. Aynı işaretler toplanırdı. 6 ile 5'i toplayacağım. 11. Zıt işaretler çıkarılır. 11'den 4'ü çıkaracağım. 11'den 4'ü çıkaracağım. 7. Fazla olanın işareti olacaktı. O da artı olacak arkadaşlar. Yine sabit terimini sormuş. Ben ne demiştim? X'e 0. Bana sorduğu değişkendeki o X'e 0 veriyor. O zaman bana sorduğu şey aslında P eksi 3 soru işareti. Şimdi eksi 3'ü sorduğu için burada benim hangi X'e ne vereyim ki, hangi sayıyı vereyim ki eksi 3 olsun diye kafadan da düşünmeme gerek yok. 2x artı 3 eşittir eksi 3 dersem arkadaşlar, çünkü buraya eksi 3'e eşitlemem lazım. X'e ne değeri vereyim ki? Ona göre burada da o x'e değerler vereceğim. Attım buraya 2x eksi 3 eksi 3 2x eksi 6. X neymiş arkadaşlar? İki tarafı 2'ye bölersem eksi 3. O zaman x'e eksi 3 değeri verirsem nedir? 2 çarpı eksi 3 üzeri 4 eksi eksi 3 artı 7. Aman dikkat, burada bir eksi var, bir de benim sayım eksi. Parantez halinde yazmazsak bir eksiyi yutabiliriz burada. Burada şimdi eksi 3'ün üzerinde çift olduğu için eksi artıya dönüşecek. 3 üzeri 4, 3 kere 3 9, 9 kere 3 27, 27 kere 3 81. 81 ile 2'yi çarpacağız. Sonra eksi, eksi ile çarpılırsa artı 3 olacak. Artı 7. Önce çarpma işlemleri yapılır. 2, 81 ile çarpılırsa 162. Artı 3, artı 7 var. Bu da 10 arkadaşlar. Topladığım zaman 172. Doğru cevabım oluyor arkadaşlar.